herkese öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ya denecek bir şey aslında olmuyor çünkü hala gittiğini kabullenmiyorum. Benim için uzun bir sınav filmi çekiminde çocukken gittiği bir aylık turnelerde elbet bir gün dönecekmiş gibi hala bekliyorum. Belki de çocukken alıştığım en güzel şeyi şu an anlayabiliyorum. Babamı göremediğim için çok şikayet ediyordum çocukken uzun süren turneler ve çekimler için ama şu an öyleymiş ki kendimi kandırmak iyi geliyor sanki. Tabii ki de çok özlüyorum. Çünkü ben sadece babamı değil öğretmenimi, yol göstericimi de kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Ama emin olsun ki gösterdiği yolda, bana sevdirdiği her şeyin arkasından yürümeye devam edeceğim. Onu çok özlüyorum, bunu söylemem zaten saçma, onu çok seviyorum. Herkese geldiği için çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok daha önce kesişmişti Rasim Öztekin'le, 80'lerden çok önce, 25 yıl önce yolumuz kesişti. Bizim hiçbir zaman bir yapımcı, oyuncu ya da senarist oyuncu ilişkimiz olmadı. Çok yakın dost olduk Esra, Burcu, ben. Çok gezdik, çok yemekler yedik, çok eğlendik, çok güldük. Daha doğrusu o konuştu, biz güldük. Onunla çok büyük bir projemiz vardı. Projemiz ne bir sinema filmi, ne bir tiyatro oyunu, ne de bir diziydi. Çalışmama projemiz vardı. Hiç çalışmayacaktık. Gezmek istediğimiz ülkeler vardı. Bir restoran listemiz vardı. Yapamadık. Nasıl olsa yolumuz kesişir. Mekanım cennet olsun. Kıymetli hanımefendilerim, kadınlar gününü kutluyorum. Rasim abi adını da kutluyorum. Bir yıl olmuş bile. Burada hep beraber yine toplanalı. Biraz daha eksiyiz ama yine buradayız. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Rasim abiye sette anmadığımız tek bir gün dahi yok. Pelin onun evladı, biricik evladı. Ben de 10 yıl oğlunu oynadım. Baba oğul olduk. Abi kardeş olduk. Set adına konuşmayı niye ben yapıyorum? Öngörüsünden bahsedildi. Az önce, bir sene önce kabuk diye bir teslim törenini nasıl devredileceğini ve oradaki gelirin Çağdaş Yaşam Vakfı'na devredilmesini öngörmüştü. Sette konuşuyoruz pandemiyle ilgili. Açılacak ya, söz açıldı. Dedim Allah korusun, Allah gecinden versin. Sen vefat edersen ne yapacağız yani? Konuşmayı sen yaparsın dedi bana Rasim abi. Esasında şu an onun vasiyetini yerine getiriyorum ben ekip arkadaşlarım adına. Onunla vakit geçirmiş olmanın keyfi, mutluluğu, gururu var. Baba oğul oynamanın şerefi, onuru omuzlarımızda.